Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbim cümlemize hidayette devam lütfeylesin. Amellerimizi salih, niyetlerimizi halis eylesin. Her türlü şirkten, küfürden, nifaktan, kötü ahlak ve akıbetten muhafaza eylesin. Bizleri ve cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. İman edenlere karşı da kalplerimizde kin, haset ve buna benzer kötü huyları barındırmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Dualarımızı da kabul eylesin. Hemen söze girmiş olayım. Mücadele Suresi 58. sure Medine-i Münevvere'de nazil olmuştur. 22 ayet-i kerimedir Sure-i Celil'e. Efendim, Sure-i Celil'de aile ile ilgili bir mesele anlatılmaktadır. Önce kısaca şu hususu beyan edeyim. Hepinizin tabii işi var, gücü var veya uzaktan yakından teşrif buyurdunuz. Programınızı ona göre ayarladınız. Bugün bir program imtihanında bir komisyon üyesi olarak müftülükteydim. Bir derse katılmıştık. Orada hocalık yapmıştık. Müftü Bey gördü beni. Ne yapıyorsun dedi il müftüsü. İyiyim dedim. Hemen dedi akşama gidiyoruz. Nereye dedim. Başka bir il müftülüğüne de bir program var beraber gidiyoruz dedi. Bugün perşembe dedim. Ne oldu dedi. Dedim vaaz var akşama. Birisini bırakabilir misin dedi. Bırakırım da dedim. Cemaat da beni bırakır. Neyse Mavim Bey'e dedi ki Hoca Efendi'ye yer ayarlayın. Araba dolu dedi. Arabayı büyütün dedi. Neredeyse kaçırma gibi götürecekler. Müftüyle de gezeceksin. Memursun. Hoca da olsan öyle değil mi? Dedim teşekkür ederim. O gitti. Gidince dedim ki Mavim Bey'e selam söyle Müftü Bey'e katılamayacağım. Çünkü cemaatimiz bekler dedim yani. Neyse. Gitmem lazımdı. Gitmedik. Dersi çalışıyorum. Okuyorum. Çok uzun bilgiler var tefsirlerde. Tam akşama iki saat kala biri bana bir video gönderdi. Bir konuda. Neyse videoyu dinlemeye başladım. Oturdum evde işte bilgisayarı açtık. Bu konu geçiyor. Bu benim bu akşam anlatacağım konu. Diyor ki anlatan kişi... Bugüne kadar tüm anlatılanlar yanlış diyor. Allah Allah. Şimdi anlatacağım. Doğrusu ne? Neyse başka bir videodan başını bulayım dedim. 3 saat konuşuyor ama bir videosu. 2 saat 50 dakika, 2 saat 18 dakika. 3 saate yakın dinledim. Oturdum dinledim. Ne diyor bu anlayayım? Bir şey de anlayamadım. Bir şeyler anlatıyor. Ama hani 3 saatte şunu anlatıyor dersin. Canım da sıkıldı. Tabii bir taraftan da okuyacağım başka şeyler vardı. Acaba haklı mı? Ona göre dinleyeyim madem biri gönderdi. O zaman dedim ki madem bunu dinleyemedim tamını, o zaman ben bu akşam vaaz etmeyeyim dedim. İş karıştı. Etmesem ne vaaz edeceğiz? Böyle kafadan da çıkıp buraya bir şey konuşulmaz ki yani oradan buradan. Neyse ben dedim cemaatimize bu bilgileri vereyim. Geziyi bıraktık. Vaazı da yarım dinledik. Ben benim çalıştıklarımı özetini anlatayım. Onu da bu hafta içinde biraz daha dinleyip bakalım nereye bağlayacak işi, bir şeye bağlayacaksa varsa faydalı bir bilgi onu da sizinle paylaşırız. İlmi gizlemeyiz. Ama şunu anladım. Anlatan kişi Kur'an-ı Kerim kendisi yeter her şeye diyor. Yani Kur'an'a inanmak için Buhari'ye, Müslim'e, Tirmizi'ye, Nesai'ye veya Ahmet İbni Hanbel'e, İbni Mace'ye inanmaya gerek yok diyor. Onların kitaplarına gerek yok diyor. Tamam da Kur'an-ı Kerim'i bize kim nakletti? Nasıl uygulanacak? O bilgiler nedir? İşte siyere gerek yok diyor. Bu sefer bir sürü sorular oluşuyor insanda. Zannediyor ki o kitaplar da hep kafadan böyle yazılmış falan. Sonuç itibariyle Kur'an-ı Kerim'le ilgili her zaman vardı ama bu
sosyal medya, hani YouTube kanalları çoğalınca çok bilgi karışıklığı var. Ben herkesi sabırla, sükunetle, sinirsiz bir şekilde dinlemeye çalışıyorum. Ama tabii soru soramıyorsunuz şey olduğu için, program oraya konmuş. Onun için Allah imanımızı muhafaza etmeyi nasip etsin. Yani o bir şey diyor, öbürü bir şey diyor, belki bir şey diyor. Bir de ikincisi, her söyleyen Allah böyle söylüyor diyor. Şimdi tamam, Allah öyle söylüyor da orada insani bir yorum varsa o nereye tekabül eder? Nasıl oluşur? Nasıl içi doldurulacak? Mesela sebeb-i nüzüllere ihtiyaç yoktur diyor. Bir ayetin sebebi, nüzül sebebi gereksiz şey. Ne arayacaksın ki diyor. Velhasıl bilmiyorum, cemaate 3-5 tane hoca yeter ama bir hocaya 1000 hoca lazım. İş zor yani. Hani zannetmeyin ki biz buraya çıkınca ya çok kolay böyle. Hayır, en güzel, en doğru, en faydalı bilgiyi anlatalım. Çok da ama okudukça da buraya çıkmaya insanın cesareti kaçıyor. O kadar çok bilgiler, o kadar güzel şeyler var ki ayıklanması gerekenler de var. Ama bununla beraber mesela İmam Maturidi'nin tefsirinde burası 15-20 sayfa anlatılmış. Ya o kadar çok şey anlatmış ki 300'lü hicri yıllarda. Yani çok eskiden beri alimler uğraşmışlar. Yanlış olabilir. Ama bir şeye dikkatimi çekiyor. Alim insanlar biraz daha sabırlı, biraz daha hilim, biraz daha şey olmalı, nasıl söyleyeyim? Ahlak seviyesi yüksek olmalı alimin. Mesela vaaz o kadar gerekmiyor. Var, bağırıyorsun, çağırıyorsun işte. Yarın Cuma'da vaaz edeceğim ben işte. Yılbaşı yapanlar, Yahudiler, bilmem neler falan diyorsun. Millet de öyle dinliyor gidiyor. Ama alim birisi olsa şöyle düşünür. Batı ile İslam ne kadar uyuşur? Bizim Türk toplumu hem batılılaşmak istiyor, İslam toplumu, hem de İslam'ı yaşamak istiyor, öyle değil mi? Peki batılılaşmaya din ne kadar müsaade eder? Takvimin değişmesi dini bir şey midir? Takvimin değişmesi dini bir şey midir? Mesela lügat şeyin, dilin yazısı Latince'ye geçecek. Dini midir, değil midir? Dine zararı olmuştur, topluma zararı olmuştur da değişmesi akaid konusu mudur? Ne dersiniz? Yani akaidimizden bir şey eksidir mi? Latince yazsak, Arapça yazsak. Türkler kaç tane alfabe değiştirmiş? Öyle değil mi? Yani demek istediğim, böyle oturulup sakin sakin bir şeyler konuşulabilir. Toplumda nereye gidiyor, nereden geliyor? İşte iki gündür bir video geziyor. Bir tane partinin sözcüsü, Diyanet İşleri Başkanlığı okul öncesi kreşleri niçin açıyormuş? Orta çağa mı götürecekmiş? Sübyan mekteplerine ne gerek varmış? Milli eğitimin işiymiş? Diye şimdi Diyanet'e çatıyor. Yani öyle bir ülkedeyiz ki Müslümanlar Diyanet'e çatıyor. Kanun da Diyanet'e çatıyor. Tam İslami dil. Muhalefet de Diyanet'e çatıyor. Bir dünyaya gelsem imam olmak isterim ama Diyanet'te çalışmak istemem. Herkes vuruyor. Halbuki Milli Eğitim'de de bir sürü öğretmenler var. İlahiyat fakülteleri var. Esas onlar İmam Hatip'in hocaları bizim hocalarımız değil mi? İlahiyatın hocaları bizim hocalar değil mi? Zor ha bu memlekette dindar olmak, hoca olmak, hutbe okumak, dini anlatmak. Çok kafalar karışık milletin. Her şeyi de kürsüye getirmek, bilmiyorum. Bugün mesela orada söyledim bu şeyi, çocuklar meselesini. Ayet var, la tesmu lihazel Kur'an. Kafirler diyor ki bu Kur'an'ı dinlemeyin, gürültü çıkartın, belki galip gelirsiniz. Adam hiç utanmıyor ya, ilkokul, kreşe gitmeyen çocuklar diye Diyanet kreş açmış. Ne yapacak, hafız mı yapacak onları? Yok. Kur'an öğrenebiliyorlar mı? Çok zor. Benim torunum ilkokula gitmeden öğrendi, unuttu. Yani bence kreşlerde çocuklara Kur'an öğretmeye çok uğraşmamalı. Unutuyor çocuk. Öyle bir yaşta öğrenmeli ki unutmayacak. Okutulmasın demiyorum. Bak yanlış anlamayın. Ben de eğitimin içindeyim. Kur'an kursuyla uğraşıyorum. İlim Yayma Yüksek Öğrenci Yurdu açımında ilk görev alanlardanım.
üniversitede hocalık yapıyorum, imamlarla hizmet içi kursa gidiyorum, kendim okuyorum. Biliyorsunuz ben buraya geldiğimde hafız değildim. Bir imamın hafız olmaması tüccarın sermayesizliğine benzer. İşi bilsen de ah bir para olsa dersin ya. Buraya geldim, dedim ki bu camide hafız olmak lazım. Tam olamadıysak da işte ezberledik hamdolsun. Sonra hani yeri geldiği için söylüyorum. Ben buraya geldikten sonra bir tane daha üniversite bitirdim. Daha evvel bitirmiştim. Bir tane daha bitireyim dedim. Talebe gibi de ders çalışıyoruz. Gene de işin içinden çıkamıyorum. İşte bir videoyu dinledim, kafam karıştı. Ne diyor bu? Ne demek istiyor? Onun için cemaat da sizin her söylediğinizi ayet gibi zannediyor. Hani muhakeme etmeden onun doğruluğu üzerinde şey yapıyor. Kısacası altın var ama altında bir incelik, işçiliktir değil mi? Mesela işçilik olan altınlar pahalıdır. İşçilik olmayan altını alırsın diyelim 10 bin liraya satarsın 9,5. Bilmiyorum da. Ama işçilik olanı 15'e alır ona satarsın. Vaaz, ilim işçilik istiyor. Dinlemek de işçilik istiyor. Onun için bizim de bazen kafamız karışıyor değil de araştırmaya zaman gerekiyor. Bir tane Osmanlı tarihçisi var. İsim vermeyeyim, rahmetli oldu. 10 yılda 15 sayfa mı ne yazmış yanılmıyorsam doktora. 10 yılda 15 sayfa. Ya söyleyeyim adını, Mehmet Genç. Girin internete. Osmanlı iktisatçısı Mehmet Genç yazın. Videolarına bakın. Bir cümle için 2 sene çalışmış. İlim böyle bir şey. Yani herkes bir şeyin yere düştüğünü biliyordu ama yer çekim kanunu diye isim vermeyi kimse bilmiyordu. Doğru mu? Öyle kolay iş değil. Ama kimseyi de kınamıyorum. Şimdi yarın akşam vaaz edeceğim. Ben bir türlü konu bulamıyorum. Gün geldi değil mi? Şey var ya, kapalı spor salonunda sohbet var. Gidin başkasını bulun dedim. Benden hayır yok dedim. İlk defa çok sert çıktım. Gittiler, dolandı, geldiler. Kimi etmiyorum vaaz demiş. Kimi uzak demiş. Kimi programım var demiş. Kimi başka bir maddi sebepler falan. Hocam adam bulamadık dediler. Bulamayınca vacip oldu dedim. Şimdi yarın akşama da vaaz var. Yarın da cumada vaaz bende. Öyle bir hocalık yok ki. Akşam vaaz et. Yarın cumada vaaz et. Akşama git vaaz et. Nerede öyle hocalık? Ha, konuşmak. Siz benden iyi konuşursunuz ona. Yani demek istediğim, her zaman çok dolu dolu şey anlatamıyorum. Evet, akşam tasavvufla ilgili bir kitap dinledim. 1,5 saat. Klasik Düşünce Merkezi mi ne başlığında YouTube'da bir doçent anlatıyor. O kadar kibar anlatıyor ki, Arapça bir metin okuyor, uzun uzun anlatıyor. O şeyh ben müritmiş gibi böyle dinledim. Tevbe'yi anlatıyor. Okuyor, anlatıyor. O kadar dikkatli cümle kuruyor ki, akademisyen olduğu için de kurduğu her cümlenin yanlış olmamasına, hedefini tutması ve karıştırmamasına dikkat ediyor. Şöyle dinledim, etkilendim. Çok kibar, çok zarif. Tevbe'yi nasıl anlamışlar? O kitap, bu okuyor ama o kitabın dışında, yani kitaptan yarım sayfa okudu herhalde, 1 saat 19 dakika. Onu dinle, bunu dinle, biraz oku. Yani aslında vaaz hocanın okuduklarının zekatı kadar olmalı. 40 tane okuyacak, bir tane alacak. Biz 3 günde vaaz olursa hakkınızı helal edin diyorum. Konu dağıldı, toparladık. Şimdi gelelim konuya. Yani işin böyle, ben vaaz dinlerken yoruluyorum. Siz yorulmuyorsunuz mu bilmiyorum. Ama çok hoşuma giderse, örnek de vereyim. Huzeyfe'yi ameliyata götürdüm hastaneye, İstanbul'a. Saati var, işte tam hastaneye gireceğim. Arabada da bir yolda böyle açtım radyoyu, birisi vaaz ediyor. O kadar çok cihatlı vaaz ediyor. Tefsir dersi yapıyor ama canlı. Kim bu adam acaba? Bu hangi radyo? Kim bu adam? Hangi radyo? Cerrahpaşa'ya vardım. Annesine dedim ki sen çocuğu çıkar ameliyathaneye bırak. Ben şu radyoyu öğreneyim, bir de hocayı öğreneyim dedim. Çocuğu ameliyata götürdüm. Ben bu hocayı öğrenmem lazım dedim. Ali Küçük rahmetli. Vesailül Kur'an. Böyle anlatıyor heyecanla.
İşte bir radyo ismi de var. Yani anladınız mı? Beni çok bağladı. Bakayım ne anlatıyor dedim. Kimmiş bu zat dedim. Onun için ama şu da var. Bu ilimlerin çok derin anlatanlar da var. Böyle, hakikaten çok zevkli, çok sakin. Ama onu kürsüye çıkarsak yavan gelir millete. Bağırılmaya alışmış topluma sessiz vaaz yavan geliyor. Ya da böyle biraz yani dergi okuyacaksın işte. Biraz siyasi, biraz o yana bu yana atacaksın. Ama kalıcı bir şey bırakamıyoruz o zaman da. Bir heyecan oluyor da kalıcı olmuyor. Mesela ne gibi? Her kulübün taraftarı var. Hepsi bağırıyor. Futbol iyi gitmeyince hiçbirisi stada gitmiyor. Öyle değil mi şimdi? 20 milyon taraftar var diyorlar. 20 milyon adam bir işe yarıyor mu? Demek ki yönetmek, teknik, sporda bile farklı bir şey. O zaman kalabalık toplamak ve dağıtmak, ben kalabalık toplanmasın demiyorum. Ama kalite kalabalıklarda da olabilir. Ama alışılmış da bir tarz var. Nasıl hoca olunuyor? Alışkanlıkları görerek hoca oluyor. Sonra biraz nasıl yapayım dedin mi cemaat da sizi beğenmiyor. Ya eskiden böyle değildin diyor. Vur yumruğu diyor. Şimdi beni tanıyanlar diyor ki eskiden çok cesurdun, korkusuzdun, bu camiye geldin, o cesaretin yok diyor. Yeni tanıyanlar da diyor ki hocam vallahi eskiden öyle değildin, ben seni 7-8 senedir geliyorum, bu aralar çok cesursun diyor. Ne diyeyim şimdi? Biri diyor ki evvelden cesurdun, şimdi biri diyor olabilir ama şu da var, her konu cesaret gerektirmiyor ki. Onun için vaaz işi zor iş yani. Dinlemeniz de zor. Rabbim dinleme bereketinden bize bir feyiz versin. Oradan da gönlümüze bir kanal açsın diyorum. Şimdi kısaca bir özetleyeyim. Haftaya devam edeceğiz nasıl olsa. Ramazana kadar devam edeceğiz dersleri. Ramazandan sonrası için bir şey söyleyemiyorum. Çünkü Ramazana doğru emeklilik kanunen dolduğu için yani kanunen 65 yaşını dolduran bir memur emekli oluyor. Bazılarında 67, bazılarında daha erken. Ondan sonra gelişme ne olur, ne gider onu da bilemiyorum. Zihinde çok şey düşünüyorum ama benim tek düşünmemden olan bir iş değil. Bismillahirrahmanirrahim. Aslında Kur'an-ı Kerim'i çok okumaya çalışan bir insan, Arapça, Türkçe, en azından besmeleye alışır. Ne dersiniz? Niye? 114 kere besmele var. Hocam 114 surede bir tanesinde besmele yok. Onun da Neml suresinin içinde var ya bir tane. Yani ne söylediğimi biliyorum, biraz akademik olsun. 114 besmele var, 113 sure var. Bir surede başında besmele yok ama öbür surenin hem başında var hem içinde var. Değil mi? O zaman burada ne var? Kur'an okuyan insan besmele çeken insandır. Ne güzel değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. 114 kere besmele çekiyor. Bizim burada bir abimiz var. Bu akşam yok herhalde. Her gün 6-7 cüz okuyor. Bir de çok güçlü, kuvvetli bir sanayi işi var. Bir sayıda sureleri, vallahi dedim ona dedim, adam bir ayda okuyamaz. Okuyorum hocam. Sabah namazına bir geliyorum dedi, siz gelmeden önce 2 cüz okuyorum burada dedi. Yasin Tebareke Amme dedi, Vakıa Secde Suresi, Rahman Kıyame bilmem Necim. Onları da okuyorum dedim. Hoca da değil, hafız da değil. Hatta geçen Necim Suresini okudun, sonunda secde vardı, yapmadın, o ne olacak dedi. Demek hocalığı oraya kadarmış. Dedim ki namazın içinde sonunda secde ayeti okunursa secde özel yapmayı gerekmez. Ha, onu da bilmiyordum. Biz hep yapıyoruz ya dedi. Ama namazın içinde okuduk ya, sonunda da ayet dedim. Hoşuma da gitti. Ne güzel bak. Hem secde okuduğumu biliyor, hem secdeyi yapmadığımı biliyor. Hem de günde 700 okuyor. Bir de 100 sayfa da başka bir şey okuyor. Mesleğini söylesem şaşırırsınız. Yani o işin içinde nasıl yapıyor? Yapıyor demek ki. Geçen gün bir öğrenciyle görüştüm İlahiyat Fakültesi'nde. Dedi ki hafızlık imtihanına çalışıyorum. Ocak ayında imtihana gireceğim. Dedi. Peki nerede yaptın dedim. İlahiyat Fakültesi'nde okurken. Nasıl dedim. İlahiyat Fakültesi'nde 50'ye yakın öğrenci hem hafızlık yapıyor hem imelayette okuyorlar. Yaşları 20 üstü. Hocam dedi işte derslerle beraber bölüştük dedi. Bitirdim dedi. Peki zor olmadı mı dedim. Yo dedi. Bir de Diyanet İlahiyat Akademi'ye gidiyorum dedi. O ne biliyor musunuz? Hoca efendiler İlahiyat Fakültesi'nde başarılı öğrencileri imtihanla ve taleple seçerek onlara kimine yurt, kimine burs, kimine bazı ufak imkanlar sağlayarak
Onlara özel Arapça, hadis, fıkıh, tefsir, Kur'an, kelam dersleri veriyorlar. Ücretsiz profesörler, doçentler, hocalar. O zaman ne oluyor? Onların bilgisi okulda okuyandan iki adım ileride oluyor. Öyle oluyor. Onu da okuyorum dedi. Dedim ona vakit, o imtihanı var mı onu dedim. Var dedi. Nasıl oluyor dedim. Hem hafızlığa vakit ayırdın, zor iş hafızlık. Hem dedim buna, hocam programlayınca hepsi başarılı oldu dedi. Okul seviyem de yüksek dedi. Üçün üstünde dedi. Geçen gün bir dünürümüz ziyarete gelmiş. Emekli asker. Nasılsın, iyi misin dedim. Delikanlı gibisin. İyiyim hocam dedi. Sıkılacaksın dediler. Sıkılmıyorum dedi. Yasin ezberledim. Amme'yi ezberledim. Şimdi Tebarek ezberliyorum dedi. Şöyle bir baktım. Allah'ım ya. Ne güzel ha. Ya cemaatin içinde çok güzel insanlar var da onu bir kurumsallaştıramıyoruz biz böyle. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا. Buradakileri anlatayım ben, sonra öbür adamın dedikleri doğru mu değil mi ya da nedir, ihtiyaç varsa haftaya döneriz. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ, muhakkak Allah işitti. قَوْلَ الَّتِي, şu kadının sözünü ki, تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا وَتَشْتَك۪ي اِلَى اللّٰهِ, kocası hakkında seninle mücadele eden, tartışan ya da işte hakkını arayan ve Allah'a da durumunu şikayet eden, şekva eden, sızlanan kadının sözünü Allah işitti. Şimdi çok şey söylüyorum, şu kadını söyleyeyim. Bir kadın haksızlığa uğradığında hakkını aramak için yetkili mercilere müracaat etme hakkı vardır. Tamam mı efendim? Sen niye gittin de muhtara söyledin köyde benim derdimi diyemezsin. Ne yapsın kadın? Kendi çözemiyor. Sen de çözmüyorsun. Köyde de akıllı seçilmiş ya da işte tanınan adam kim? Muhtar. Veya burada kim? İşte hoca veya şurada avukat veya eskiden gitmiyor utanıyorduk ama şimdi psikolog. Öyle değil mi? O zaman ne yapacak? Bir kadın hakkını aramak üzere kocasıyla arasında bir problem var. Demek ki hanımıyla arasında problem hikayelerini çok anlatırız. İşte ama kadının da kocasıyla ilgili problemi varsa onu da Kur'an-ı Kerim ne yapmıştır? Anlatıyor ayet-i kerimede. Böyle bir problem var diyor. Peygamberimize durumunu arz etmiş. Peygamberimiz ona bir cevap verememiş. Verememiş derken mevcut durum neyse o cevap vermiş. Kadın da o cevaptan çok memnun değil. Peygamberimizden memnun değil. Oluşan neticeden hakkını arıyor kadın. Yani peygambere müracaat etti ama daha üst bir kolaylık arıyor. Hayırlı sonuç arıyor. Allah'a durumunu arz ediyor. O da dua ile olur değil mi? Başka bir şey. Ya da peygambere söylemek, Allah'a durumu arz etmek gibi de düşünebilir miyiz bilmiyorum. Sonra vallahu yesme'u tehavurakuma. Allah sizin bu sürdürdüğünüz konuşmayı, İster kadının peygamberimizle konuşmasını, ister kadının kocasıyla konuşması farklı gibi veya kadın peygamber, peygamberimizinle kocası veya öbür kadın muhavere karşılıklı konuşma demek, o konuşmayı Allah işitti. Buradan şöyle bir şey anladım ben okudukça. Demek ki bizim ailede evde konuştuklarımızı Allah dinliyor. Ya hocam Allah dinliyordu zaten onu biliyor. Öyle değil. Karı kocalar birbiriyle konuşurken Allah'ın dinlediğini özel olarak bilirse daha güzel konuşmalı diye bunu söyledim. Ne dersiniz? Şimdi bu akşam eve gitsek biraz daha konuşmamız değişse, nasılsınız, iyi misiniz, gününüz nasıl geçti? Oğlum adama bir şey oldu galiba ya. Var mı bir sıkıntı falan? Allah, ne oldu? Vallahi Allah dinliyormuş, bir de böyle güzel bir şey dinlesin. Bir valimiz vardı, buraya vaaza gelirdi her pazar sabahı, şimdi yok. Bir gün imam odasında oturuyoruz, eşi telefon etti sabah namazından sonra. Kahvaltıya çağırdı. Tabii duymadık ama anlaşıldı. Biz dostlarla hafif bir kahvaltı yaptık, bir sohbetteyim. Sizler afiyet olsun, başlayınız, herkese çocuklara selamlarımı iletiniz. Son çay içmeye yetişeceğimi bildiririm. Bir isteğiniz var mı gelirken diye daha güzel bir konuşma yaptı. Acaba dedim vali biz varız diye mi böyle konuşuyor yoksa hep mi böyle konuşuyor? Bir iki kere daha rastladım eviyle konuşurken. Hatta bir gün dedi ki damat gelmiş bugün kalamayacağım dedi. Bizde bir söz vardır damat geldi mi koyunla keçi titrermiş dedi.
Hangimizi kesecekler diye, hani damata ikram. Şimdi damatın sofrasında oturmak saygı olarak da iyi olur dedi. Hani damat da kahvaltıda ya, kayınpeder dışarıda yedim geldim. Olmaz, kızı da gelmiş. Ne kadar güzel, nazik bir davranış değil mi? Ama adam namazlı adam da ondan. Bir de alo, he tamam istemez falan böyle. Görüyoruz değil mi? Bizim kültürümüzde biraz zayıf bu aile konuşmaları. Ne dersiniz? Ben bir arkadaşımın dükkanına gittim. Telefon çaldı. Gayri ihtiyari mi? O yoktu orada. Mecburen kaldırdım. Hani yok burada diyeceğim. Bir bayla bayan konuşuyor. Ben şöyle anladım. Eski telefonlarda hat karışırdı eskiden. Böyle hani başkası da konuşurdu. Bizim çocukluğumuzda kablolu telefonlar vardı. Arkadaş da o ara girdi. Gel 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 dedim. Buyur hocam dedi. Bak sizin telefonda dedim bir bayla bir bayan. Çok özür dilerim. İki yavuklu gibi konuşuyor. Verdi. Ha annemle babam dedi. Annesi babası dedi. Babası benden en az 20 yaş büyük. O kadar güzel birbirleriyle konuşuyorlardı ki. Ben iki genç yanlış hatta bağlandı zannettim. Bakın şimdi ayet, anlaştık mı burayı? Ne diyor? Allah sizin konuşmalarınızı işitti. O zaman evde demek ki konuşmaya dikkat etmek lazım. İnna Allaha semiyun basir. Muhakkak Allah ziyadesiyle işitir ve görür. Size bir şey hatırlatmak isterim. Allah-u Teala'nın isimleri, sıfatları sayılırken ne diye sayıyoruz? Hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin. Öyle bir şey sayıyoruz değil mi? Ne olduğunu çok bilemesek de sayıyoruz. Ne demek o? Hayat, Allah hep diridir, ölmez. E tamam. Semi, Allah işitir. Biz buna inanıyoruz mu? İnanıyoruz. Saydım ya 8 tane. Peki Allah'ın işitmesinin bize ne faydası var? Biz Allah duyuyorsa kötü bir şey söylemeyiz. Halbuki Allah kapının önünde de işitiyor, arkasında da işitiyor ama kapı örtüldü mü biz dedikodu yapıyoruz, kapı açıldı mı susuyoruz. Demek ki biz Allah'ın tam işittiğine kalbi inansak, kendi nefsim adına kapının önüyle arkasındaki konuşmamız değişir mi? Değişir mi sizin? Niye? Çünkü Allah işitiyor. Bak bunu söylemek çok kolay. Onun için tasavvufun derin hocaları bu iş üzerine durmuşlar. Allah'ın işittiğini, gördüğünü, bildiğini hissederek nasıl yaşayacağız? Hadi bakalım. Onun için edeple oturmuşlar, edeple yemişler, edeple gülmüşler, edeple hayatlarını sürdürmüşler. Kahramanlık yapmamışlar. Nefse, şeytana kahramanlık olmaz. Olur mu? Yenilir insan nefsine. Yaşı kaç olursa olsun. O zaman ayet ne diyor? Allah işitiyor ve biliyor. Bize de söylüyor değil mi? Şimdi ayetin sonu kime söylüyor? Bize. اَلَّذ۪ينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَاءِ مَا هُنَّ اُمَّهَاتِهِمْ İçinizden kadınlara zihar yapanlar, o kadınlar onların anaları değildir. Şimdi buradaki bilgileri anlatayım, kitaplardakini okudum. Not tuttum, bilgisayar, iPad falan ayarladım. Baktım ki işin içinden çıkamayacağım. Hatırımda kalanı söyleyeyim dedim. Hatırımda kalan da deryada bir damla düşünün. Araplarda o zaman şöyle bir adet varmış. Bazı insanlar bazı sebeplerle eşlerine sen bana anam gibisin dermiş. İster hürmeten, ister boşamak için, ister saygı için, ister onu kendinden uzaklaştırmak için anam gibisin dermiş. Bir insan eşini anaya benzetirse orada bir nikaha taalluk eden de talak, boşanmaya taalluk eden bir durum oluşuyor. Tamam? Yani zihar konusu. Hukuk-ı İslamiye kamusu var. Ömer Nasuhi Bilmen'in Türkçe. Oradan alın. Geniş geniş anlatıyor. Dili ağır ama. Bugün de var bazen. Bazen dinliyoruz. Biri diyor ki kadınlar kocalarının hem eşi hem anaları olsunlar. Aa, ne laf etti be bu. Kadınlar da saf saf inanıyor. Hepsi değil bazıları. Hem yani bizim adam çocuk gibi diyor. Ona ana gibi de olacaksın diyor. Ya öyle benzetme olur mu? Eş anaya, ana eşe benzetilir mi? Ana boşanmaz. Anadan dargınlık olmaz. Ana insana hiç haram olmaz. Ama eşi üç kere boşadın mı haram olur. Öyle değil mi? Elin kanımı olur.
sana gelmez bir daha. Yani şimdi böyle benzetiyor. O zaman da varmış. Şimdi başka versiyonu var. Cenab-ı Hak buyuruyor ki o kadınlar onların anaları değildir. Yani anam gibisin, anamın sırtı gibisin. Anama benzettim seni. Hani kız anasına benziyor, o ayrı bir şey. Ama kadını kendi annesi gibi benzetmeyle bir mahremiyet, oradan bir boşama, oradan bir yasaklama çıkartmaya kalışmak yanlıştır. O zaman buyuruyor ki in ümmenatum illallahi veletnehum. Şüphesiz onlar, yani burada buyuruyor, onların anaları ancak kendilerini doğuranlardır. Doğuran kadın. Yani ana doğurandır. Onun için şeyde de Ahzab suresinin birinci sayfasında bu konu var. Babalık, evlat, ana. Orada da var. Oraya geçmiyorum. Bu kadar söyleyeyim. Buyuruyor ki ayeti kerimede in ümmâtum illallâhi veletum ve innehum leyekûlûn. Onlar söylüyorlar muhakkak. Münkerem minel kavl. Çirkin bir söz söylüyorlar. Yani bu iyi bir şey mi şimdi? Bir insanın hanımına sen bana anam gibisin, anamın sırtı gibisin demesi çirkin de yeri değil, ama bir insanın anaya sövmesi daha çirkin değil mi? Kimin anasına olursa olsun. Bizim Türk toplumuna sorun, en değerli varlığımız nedir? Ana diyoruz değil mi? Lafa gelince anne diyoruz. Ama en çok kime sövülüyor en çok? Ya, utanırım söylemiyor ama anneye sövüyor. Sövenler sövüyor. Yoksa biz sövdüğümüzden demiyor. Yani hiç sövmeyen insan var. Ama şöyle söyleyeyim. İnsan kulağını korumazsa dilinden çıkıyor. Yılda, ömründe bir kere de olsa çıkabilir. Çok sıkıştığı an. Onun için bir zat demiş ki kötü bir söz kulağıma girdi. 20 yıldır gönlümden silemedim demiş. Gözü kapatmak kolay da kulağı kapatmak zor der kitaplar. Bir şey gördün, bu kadar. Ama kulağı nasıl kapatacaksın? Öyle kapattım duyulmuyor falan, öyle olmuyor işte. Demek ki burada buyuruyor ki ve zura ve yalan bir söz söylüyorlar. Anam gibidir, bilmem nedir. Şimdi başkalarına da ana diyor insanlar böyle işte. Anam manam diyor yalandan. Böyle olmaz yani. Ana demek ayrı bir şey. Onu doğurandır. Ve innallâhe lâfuvvun gafur. Şüphesiz Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır. Şimdi burada şöyle bir şey var. Uzatmayayım ama Allah-u Teala bu tevbe işine çok bize Allah değer veriyor desem yakışmayacak. Çok teşvik ediyor diyeyim tevbeye. Tevbe nedir? Günah işleyen bir insan üzerindeki dönüş biletidir, öyle değil mi? Dönüş dilekçesidir. Ve bir şey diyeyim mi? Ben demeyeyim, ayet söyleyecek. Ve men lem yetüb feulâikumuz zalimun. Kim tevbe etmezse o zalimdir. Şimdi bir soru soruyor. Tevbe edenden zalimlik kaldırılıyor mu, kaldırılmıyor mu? Tersinden düşünün. Ne dersiniz? Tevbe edenden zulüm kaldırılıyor mu, kaldırılmıyor? Kaldırılıyor değil mi? Tevbe etmeyen zalim. Tevbe edene Allah zalimsiniz diyemezsiniz. Buyur. Allahu Ekber. Tabii tevbe nasıl olacak? Şartları nelerdir? Maddi manevi falan ayrı bir şeydir. O zaman bütün bunlara baktığımız zaman ve tevbe o kadar değerli bir şey ki Allah onu imanla beraber söylüyor. Nasıl oluyor? Ve tubu ilallahi cemian eyyuhel müminun. Hep beraber tevbe edin ey müminler. Allah Allah. Günahkarım, Allah bana mümin diyor. Ve cemian bütün kademeleriyle tevbe edecek. Bütün kurumlarıyla, bütün halleriyle tevbe edecek. Yani öyle tevbenin de kendi içinde ulema büyük farklılıklar görmüşler. Yani tevbe etmek işi, ne bileyim ben, fabrika kurmaktan zor iş. Öyle ben tevbe ettim, estağfurullah, tövbe ilallah, öyle tevbe. O da tevbe ama fotokopi tevbe. Tevbenin hakikati, kimi demiş ki günahı unutmaktır. Kimi demiş ki günahı unutmamaktır. Kimi de demiş ki bidayette, başlangıçta günahı unutmamak, nihayetinde günahı unutacak kadar hak ile olmak demektir. Tevbe daima tevazu halde bizi tutar. O zaman bunu niye söyledim? Ve innallâhe leafuvvun. Lam var bakın. Muhakkak Allah elbette affedicidir ve bağışlayıcıdır. Ya kocaman bir günah sayılıyor.
Hani eşe böyle dedi demedi. Ondan sonra ne oluyor? Affeder Allah diyor. O zaman biz tevbeye teşvik etmek lazım. Cezaları söyleyelim ama tevbeye teşvik. Yani tevbe de herkesin kendi bulunduğu hal ve makama göre değişir. Öyle değil midir? Mesela hocam işte çok değiştin eskiye göre diyelim dedik. Ya da tevbe ettim, yanlış konuşuyordum, yanlış biliyordum, yanlış davranıyordum, yanlış söylüyordum. Şimdi bir dükkan açan adam 40 sene esnaf olunca gelişmiyor mu? Ne yapmak lazım? Ben bir vaaza başladım. Dedim ki böyle kandilden kandile gelmekten Müslüman olmaz. Bayramdan bayrama kurtaramazsınız dedim. Kızdılar. O zaman tövbe ediyorum. Böyle söylemeyeceğim bir daha dedim. Cemaat-ı Müslümin sizi imanlarınız buraya getirdi. Kalbinizdeki iman koru sönmemiş ki geldiniz. Tebrik ederim. Yarın devam dedim. Gene aferin dediler ama gelmediler. Demek o da tutmadı. Başka bir şey bulmam lazım. Yani söylem. Ne oldu şimdi? Yani mühim olan o tevbenin de kendi içinde bir oluşumunu sağlamak lazım. Şimdi devam ediyor. Vellezine yuzahiruna min nisa'im summe yaudun lima qalu fetahriru rakabatin min qabl an yatamasa. Kadınlardan zihar yaparak, zihar o benzetme, sırt benzetmesi diyelim. Ayrılıp sonra söylediklerinden dönecek olanlar eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce bir köle azat etsinler. O videoda da zaten bunu da anlatıyor. O rakabe köle değildir diyor. Ne demek bilmiyorum. Dinleyeceğim zaman anlatırım ne demeksi. Şimdi böyle bir günah işledik mi? Yani eşine sen benim anam gibisin, anamın sırtı gibisin dedi mi? Dedi. Boşanma oluyordu Araplarda cahiliye döneminde. Şunu da söyleyeyim. İslam dini geldiği zaman Arapların bütün hayatının uygulamalarını kaldırmadı. Anlaştık. Yani şöyle diyeyim, buradan İslam Japonya'ya gitti, yayıldı, herkes Müslüman oldu, Çin'e gitti. Her şeyi değiştireceksin. Öyle bir şey yapmadı İslam. Kiminin niyetini değiştirdi, kiminin amelini değiştirdi, kimini de olduğu gibi uygulamayı devam ettirdi. Mesela hilful fudul var, faziletliler yemini. Hani Mekke'ye gelen malını alamazsa, zulme uğrarsa iyi insanlar bir dernek, vakıf, kurum kurmuşlar ve ticari oda diyelim. Onlar o zalimden o kişinin hakkını alıyorlarmış. Cahiliye dönemi olmasına rağmen iyi insanlar her zaman var değil mi? Çünkü Peygamberimiz cahiliye döneminde iyi olanlar İslam döneminde de anlayışlı olur da iyi olurlarsa diye hadis-i şerif var. Peygamberimiz buyuruyor ki yıllar sonra bugün de aynısı kurulsa ben gene üye olurum diyor. O gün üye olmuş ya o teşkilata. Bugün de öyle bir teşkilat kurulsa üye olurum diyor. Anlaştık. Mesela Peygamberimiz Taif'e gitti. Taif'ten taşlandı, geri döndü. Mekkelileri almadılar. Yo dediler, zaten elimize bir fırsat geçmiş, hazır çıkmışsın, almıyoruz. Taif'e de gidemiyor. Peki nasıl içeri girecek? Mut'im bin Adi miydi ismi? Yanılabilirim. Bilen varsa söylesin. O kafir bir adam ama diyor ki ben Muhammed'i koruyacağım diyor. İnanmıyor ama değer veriyor. Araplarda öyle güçlü adamlar birini koruyacağım dedi mi öbürü de dokunamıyor yani. Herkesin bir gücü var. Ben koruyacağım diyor. Tamam. Evet. Sonra Efendimiz ona sığınarak içeri giriyor. Onun himayesinde. Hani böyle atıyoruz tutuyoruz ya bir şey müşriklerle alışveriş iş yapılır mı diyor. O içerik almasa giremeyecek Mekke'ye. Ve ilan ediyor Kabe'nin yanında. Buna dokunan bana dokunmuş olur. Haberiniz olsun. Tamam. Neyse onun çocukları sonra Müslüman oluyor ama kendi olamıyor galiba. Şimdi başka bir şey anlatacağım. Yıllar geçiyor. Bir savaşta esirler yakalanıyor. Peygamberimiz diyor ki o Mekke'de beni koruyan adam bugün deseydi ki bunların hepsini serbest bırakın ben hepsini serbest bırakırdım diyor. Görüyor musunuz nezaket ve vefayı? Adam tarihte olmuş. Bir dönem ne diyor? O gelseydi bugün deseydi ki bırak bunları benim hatırıma bırakırdım hepsini diyor. Ne dersiniz? Biz bu İslam'ı böyle manevi, ilmi, ahlaki, merhamet, adalet, liyakat tarafıyla öğrenemedik, öğretemedik, hemhal olamadık. İşte kavgalarımızı görüyorsunuz. Bir dolardan başlıyoruz kavga etmeye. O bitiyor işte. Bir tane siyasetçinin birisi kuyumcu dükkanına girmiş.
sen buralı mısın, kaç senedir buradasın, işte nasıl oturuyorsun, belgen var mı, faturan var mı, silah ruhsatın nasıl var, ne yapacaksın? Arkasına da kendi kamera almış, kendi ismiyle yayınlıyor. Utanmadan. Ondan sonra da Türklerden işte Almanya'da şu kadar tüccar var diyoruz. Doğru mu? Fransa'da bu kadar. Ya böyle büyük devlet olunur mu ya? Böyle büyük devlet olunur mu? Suriyeli gelmiş, dükkan açmış. E peki Amerikan eski başkanının adını kürsüye söylemeyelim. Onun adınla İstanbul'da otel yok mu? TÜSİAD'ın başkanı da Yahudi İtalyan olabilir. E git ona da sor. Particisi böyle. Hani neyle uğraşacaksın? Öyle bir ülkeyiz ki nasıl ayakta durduğumuza ben inanamıyorum. Şöyle iyi bir bak. Allah'ım bir şey var. Duruyoruz ama bir şey var. Abi her taraf bir alem insanlar yani. Şimdi böyle yani başka işiniz yok. Bunlarla uğraşıyorsunuz. Ama gelinen nokta çok cahil bırakılmış bir toplumuz. Yani bilerek İslam'dan uzaklaştırılmış bir toplumuz. Ama İslamsız yaşamayalım diye ismi kalsın istenmiş. Bak Hristiyan da yapılmamışız. Teklif edilmiş ama yok demişler, o kalsın. Türk olsun, Hanefi Maturidi gibi olsun, biraz Yunus Ahmet Yesevi olsun, adı Müslüman olsun ama etkin olmasın demişler. Böyle pasifize bir toplum. Ne kadar gavurluk varsa yap ama camiye gel. Ondan sonra Uğur Mumcu da okuyor işte. Türk kime denir? İtalya'ya göre yaşayan, Fransa'ya göre evlenen, Almanya'ya göre ticaret yapan, şuna güne, şuna 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 şuna, İslam'a göre de cenazesi kılınan adamdır diyor. Ben söylemiyorum, onlar söylüyor da. 20 sene oldu öldürüleli. Veya biraz da geçmiştir. E şimdi böyle oldu ama biz söylersek suç oluyor. Şimdi Türkiye'de bir korku var. Dikkat edin, müftülüklere gidin. Bakın şimdi portre var değil mi her masanın arkasında. Müftülüklerdeki portrelerde birinci cumhurbaşkanının yanında sarıklı bir adam dua ederken portre var. Öyle mi? Hürriyet gazetesini alıyorsun. Vals dans eden kadınla resmini basıyor. Abi canın öbürünü alıyorsun yüzerken, öbürünü alıyorsun içerken, öbürünü alıyorsun dua ederken. Hangisi hangi adamdan, hangi adamın hangi halinden alıyorsa oradan yükleme yapıyor. Abi ne oluyoruz ya? Peki şöyle bir şey düşündüm ben bugün. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Bu Beytullah'ın Rabbine ibadet edin diye ayet var mı? Var mı derken var biliyorsunuz. لِيْلَافِيَ değil mi? Öyleyse şöyle diyorum. Diyelim. Cemaati meşgul etmeyelim abi. Muhammed. Bitireceğim bazı sonra. Bakın şuna dikkat edelim. Şuna dikkat edelim. Şöyle bir cümle söylesem. Herhangi bir cumhurbaşkanı ya da başbakan ya da devlet başkanının Rabbine ibadet edin. Ne dersiniz? İsim vermeyelim. Anlaştık mı? Bir daha söyleyeyim. Türkiye'de 12 tane cumhurbaşkanı oldu. İşte 50 tane başbakan oldu. Birinciden sonuncusuna, başbakanından genelkurmayına, bu şahsın Rabbine ibadet edin cemaat-i müslimin. Ne dersiniz? Osman üzerine düşünmek lazım değil mi? Öyle değil mi? Ya biz Kabe'ye ibadet ediyoruz, etmiyoruz. Kime ibadet ediyoruz? Kabe'nin Rabbine. İnsanların Rabbi kim? Ve Rabbu abaykumul evvelin. Yani sizden evvelkilerin de Rabbi kim? Allah'tır. Öyleyse biz insanlara ibadet ediyoruz. Şimdi buraya geldiğimiz zaman nereden geldik biz buraya? Cenab-ı Hakk'ın affına bakıyoruz. O kadar çok bizi teşvik ediyor ki kadınlarından zar yaparak ayrılıp sonra söylediklerinin dönecek olanlar eşleriyle birbirine dokunmadan önce bir köle azat etsinler. Görünen kısmıyla söyleyelim. Köle varsa azat edilecek. Yoksa da zorla İslam köleleştirin dememiş. İşte neden Müslümanlık köleliği kaldırmadı? İslam'ın toplumsal hayata çok müdahil değildir İslam. Müdahildir ama genel serbestlik bırakır. Yani millet şöyle zannediyor. Hocam Bitcoin hakkında kitapta ne yazıyor? Abi Bitcoin yok bizim kitapta. Tahvil senedi o da yok. Allah Allah. Hocam bu Türkova aşısı çıktı. Onunla ilgili ne diyorsun? Telefon geldi bugün bana, aşıyla ilgili ne diyorsun dedi. Bakıyoruz işte, seyrediyoruz dedim. Görüyorsunuz dedim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ayette, abi ne ayet İslam? Bunları bizim sosyal hayatımız öyle değil mi? Sosyal hayat değil mi? Serbest alana bırakmış. Serbest ne demek?
ümmetin faydası, zararı, doğrusu, yanlışı, bilgiler ortaya konacak. Öyleyse kölelik bir tarihte olmuş. Hatta bir gün bir de getireyim anlatayım burada. Belçika'da, Amerika'da Afrikalı insanları maymuna benziyor diyerekten kafeslerde yıllarca gezdirmişler. Öyle bir de meşhurları var onların. Adam en son intihar ediyor galiba. Paralı böyle kadın erkek ha, resimlere girelim. Daha 1950'lerde İslam'ın o günkü kölelere verdiği hakkın bir kısmı bugün çalışanlardan bile mahrum ediliyor. Ne dersiniz Osman Bey? Yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Giydiğin takım elbiseden tüm personele vereceğim. Yediğinden. Sizin eve 150 liralık kıyma gidiyorsa her ay, et gidiyorsa 150 az oldu. Eskiden 150 idi. Şimdi kilosu 100 lira. 500 liralık gidiyorsa o da hadi söyle demiyor mu? Onlar sizin kardeşinizdir. Sonra burada hikaye anlatıyoruz. Hocam hikaye dedin diyor birisi. Darılmış gitmiş Mustafa Hoca. Ya ağzımızdan her çıkan da kayıyor insan. Bir şey anlatırken hikaye demişim. Kur'an'da çok hikaye mi demişim? Masal mı demişim? Masal misalden gelir zaten. Ve tilkel emsal misal değil mi? Misal, masal. Yani bazen de böyle sanki bizi şeye koyuyor adam. Ondan darılmış bana bir daha vaaza gelmiyormuş. Hikaye demişim. Neyi anlatacaktım da ben bunu söyledim? Hikaye var diye. Neyse kalsın. Ha? İlafi. Evet, İlafi'yi söyledik. Yani demek istediğim şu. Bizim bu anlatacağımız din köleleştirme meselesinin verdiği haklar, İslam'ın o dönemde verdiği haklar. Ha neydi o? Elbisenin yarısını altta giymiş biri, yarısı üstte giymiş. Öyle değil mi? Sormuşlar. Bu elbisenin yarısı sende de, yarısı kölede. E belli de oluyor. Demiş ki Peygamberimiz buyurdu ki giydiğinizden giydirin dedi. Ben de iki tane alamadım. Yarısını ona verdim, yarısını kendime. Şimdi bunu biz anlatıyoruz. Hoca yapar mı bunu? Muhammed sen yapar mısın? Ya o yapar mı? E ne anlatıyoruz? Ya onlar ne mübarek adam. Ya ne mübarek, onlar da adamdı, biz de adamdık. Mübarekliği işte bunu yaptıkları için oldu zaten. Ondan sonra anlatıyor. Sevdiğiniz şeylerden Allah için vermedikçe iyiliğe erişemezsiniz. Ayet 4. cüzün başı. Len tenalül birra. Ondan sonra diyor ki sahabe diyoruz Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki hurmalık vardı. Çok güzel de suyu vardı. Hepsini verdi diyoruz. Resulullah aldı almadı neyse. Peki ben veriyorum mu? Yok. Ne yapıyorsun hocam? Ben anlatıyorum, işverenim. Siz? Valla biz de dinleyen. O zaman fazilet adam çıkmıyor ki. Şimdi bakın ayet ne buyuruyor? Dokunmadan kadına, bir şey daha söyleyeceğim. Kadına dokunmadan dedi. Ne demek dokunmadan? Şehvetten kinaye değil mi? O zaman burada şu var. Bazı şeyler bilinse de Kur'an açıkça söylemez onları. Var Araf suresinde. Eşini kucakladı diyor. Yani sarmaladı. Başka bir şey söyleyebilir. Her şey. Şimdi televizyonda kadın çıkıyor. Haberde işte veya bir yerde adam kadın hastalıklarını vıcık vıcık konuşuyor. Ya birazcık hiç. Yani bir de onu böyle konuşuyorlar ya. Ayarı kaçtı işin. Ayarı kaçtı. Şimdi demek ki aile de konuşurken insanlar her argo şey hiç Müslümana yakışmaz. Artı bazı şeyler kinayeli, örtülü konuşur. Tamam. Örneği var Mevlana'nın hayatından ama kürsüye gitmez. Onu da Mevlana'dan siz okuyacaksınız. Şimdi buyuruyor ki ذَلِكُمْ تُوَعَدُونَ بِهِ İşte bu hüküm ile size öğüt veriliyor. Ne hüküm? Bu evliliği kurtaracak. Yani o boşanmaktan kadın geliyor ya Resulullah diyor. Kocam diyor böyle böyle bana yaşlı durumda anam gibisin dedi diyor. Uzun isimler var, anlatımlar var. Ben diyor bu gençliğimi ona verdim, güzelliğimi ona verdim, malımı ona verdim. Şimdi yaşlılıkta boşamaya da niyeti yoktu. Öyle de söyleyiverdi. Benim halim ne olacak diyor. Kadın böyle söylüyor. Kadının adı neymiş? Havle. Size bir Afrika hikayesi anlatayım. Huzeyfe'den dinledim. Afrikalı bir delikanlı bir Arap ülkesine gitmiş. Keserlerken bir yere uğramışlar. Ney burası demişler? Feminist dernek demişler. Kadın haklarını savunan, ileri seviyede farklı fikirleri olan dernek. Adı ne demişler? Hani derneğin adı olur ya. Havle derneği koymuşlar. Baba baba şimdi. Niye havle koymuşlar? Hani burada kadın kendini savundu ya. Ona kendini benzetiyor diye. Bir tane genç üniversite talebesi delikanlı şöyle latif yapmış.
Anladım. Onun için biz her zaman la havle ve la kuvvete illa billah diyoruz. Havle mavle yok. Orada mana başka ama bilmiyorum nükteyi anladınız mı? Hani la havle ve la kuvvete, kudret ve kuvvet billah diyor. Yani bu feministler de kabul etmiyorum diyecek ya. Öyle bir latife yapmış. Şimdi burada vaaz kelimesi, bir şey söyleyeceğim. Araştırdığım için söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'deki vaaz kelimesi, araştırmacılar diyor ki hukuki uygulamalar için söylenir diyor. Ne için söyleniyormuş? Hukuki yaptırımlar için söylenir. Bu köle azat etmek kolay bir iş değil. Bir köle kaç lira? Ben 30 gün amele tutamam be. Sigortasını veremiyoruz, kaçak çalıştırıyoruz adamı. Bir insanı azat edeceğim. O zaman hani var inna Allah ye'muru bil adli vel ihsani ve itaati'l kurba ve yenha anil fahşai vel münker vel ba ya'izukum leallekum. Allah size öğüt veriyor. Ne öğütü? Adalet diyor. Adalet hukuk değil midir? Ne dersiniz? Yani vaaz ya bize bırak şimdi vaazı diyor adam. Ne bırak ya? Vaazı bırak dedin mi? Hukuku bırak, adaleti bırak, iyiliği bırak. Dostluğu, merhameti, sevgiyi bırak. Kötülüklere dal. O demekti. Tamam anlaştık mı? Yani vaaz kelimesi bizi titretmeli ve bağlayıcı şeylere vaaz denir. Bizim vaazların bağlayıcılığı yok ki. Tabii hoca konuşuyor, cemaat dinliyor. Yani sizin için demiyorum. Genel öyle değil. Hoca bir vaaz edecek, kural haline gelecek camide, okulda, iş yerinde. Kuru bir nasihat değil yani. Femen lem yecid fesiyamu 9 dakika sonra bitireceğim, biraz uzadı. Femen lem yecid fesiyamu şehrayn tetabiyan min kablen yetemezse. Kim köle azat etme imkanı bulamazsa, demek ki adamına göre fetva var. Hani diyorlar ya şimdi adamına göre fetva verin. Adamına göre olacak tabii. Zalim yönetimler öyle yapmaz. Diyelim bir trafik hatası yaptık. Sana da 5000 lira yazıyor, bana da 5000 lira yazıyor. Abi adam çok zengin. Onun gelirine göre yazsana ona. Benim de hatam fark etme. Cezalar talebeye de aynı, hocasına da aynı. Doğru mu? İslam öyle demiyor. Bakıyor duruma. Ha, bu bunu ödeyemezdi. Hani bir adam çöp topluyordu, polis yakaladı, ceza kesiyor. Tabii medyaya düşünce vali bey işte bir ilde kaldırdım. Bir tanesine evine git dedi, evim yok dedi, ceza kesiyorum dedi. Adamda hiçbir şey yok. Bir yok kelimesi var adamın sermayesi. Yani bakın ne diyor ayet? Adamın ödeyecek bir bedeli yoksa o zaman 2 ay peş peşe eşine dokunmadan art arda oruç tutmalıdır. Bir tane bir tarihte böyle bir Arap Fars Edebiyatı mezunu bir ilahiyata 28 Şubat'ta bir dekan yaptılar birini. Adapazarı'na geldi, bir televizyona çıktı. İslam'da 2 ay oruç yoktur dedi. Öyle orucunu bozan 2 ay tutmasın dedi. Var ya tutsun, öyle bir şey yok dedi. Ben de o zaman televizyonda vaaz ediyorum. Burada yerel televizyon. Açtım. Bağlayın dedim. Bağladılar. Şimdi bana soruyor ismin ne diyor. İsmimi söyleyip tartışma çıkarmak istemedim. Dedim ki soruyu unutmadan ben bir söyleyeyim. O diyor ki isminiz. Soruyu söyleyeyim efendim dedim. Söyle dedi. İslam'da 2 ay peş peşe oruç yok mu dedim. Yok dedi. Zihar konusunda var. Kıtal konusunda var. Ayetlerde hataen insan öldürme konusunda. Ne diyorsunuz dedim. Bir durdu. Haberi yok ki adamın. Şimdi şu var. Bu oruçla ilgilisi tartışılıyor. Hani ayette yok ya bununla ilgili. Hadislerde var o. Peki burada ne var? Bu ne işin? 2 ay peş peşe oruç. Bir şey soracağım. Zengin olsanız 2 ay peş peşe oruç mu daha etkindir? Köle azat etmek mi? Zengin olsanız oruç tutmak daha zor gelir. Onun için derler ki ismini vermeyin, bir eski halife veya padişahlardan biri bir hata işlemiş. Şeyhülislam ya da fakihe sormuşlar, hocaya, baş hocaya. Bunun cezası nedir? Demiş 2 ay oruç. Demiş ki niye 2 ay ya? Köle azat etmek değil mi? Efendim köle azatı sizi ıslah etmez ki, oradan birini azat ettim dersin demiş. Sen padişahsın. Sen 2 ay oruç tut ki bu hatayı bir daha yapma. Seni anca bu ıslah eder demiş. Anlaştık mı? Yani öyle bir şeyi de bir şey ıslah edecekse bir etkinliği olacak. Buyuruyor ki 2 ay oruç tutsun. Tabii özür durumu kadınların araya girmesi ayrı. Ama ne yapacak? Bunu da burada görmüş olur. Peki bunu da yapamadı. Femen lem yestadı. Allah Allah. Buna da gücü yetmedi. O zaman buyuruyor ki ayet-i kerime. Feyt amu sittine miskine.
60 tane fakiri yedirsin. Haydi. Ya bir adama 60 gün mü yedirecek ya da 60 tane ayrı fakiri yedirecek. 60 tane fakir, öyle değil mi? Evet, 60 fakiri doyurmalıdır. İt'am, doyurmak, yedirmek. Nasıl doyuracak? Başka bir ayette kendi yediği gibi. Kendi nasıl yiyorsa bütçeden, ona göre doyuracak. Şimdi Allah-u Teala suçların affı için düşündüm, buradan cemaate ne ders çıkacak? Köle falan yok, şimdi zihar da yok pek uygulamada. Biz ne çıkaracağız? Şöyle bir cümle aklıma geldi, doğru olur mu bilmiyorum. Allah bizi affetmek için insanlara iyilik edin. Onunla bir arada bir tane de yemeği içmeyi kes ve hem günahını hatırla hem de oruçla fazilet elde et diyor. Üç tane cevap var. İki tanesi ne? İnsanlarla ilgili. Demek ki insanlarla iyi geçinenlerin duası makbul, ibadeti makbul, hayatı makbul, günahı da gafur olur. Anlaştık. Hocam öyle söyledin, delili var mı? Var, hani birisi ya Rabbi işçi çalıştırdım, ücretini almadan gitti, yıllar sonra geldi. Ben de ona bu koyunlarla, işte davarlar, çobanıyla senindir. O kadar zenginlik olur mu diyorlar diye. Oldu ya şimdi dolarda 11'den 18 olunca işte parayı buldu ya millet. Demek oluyormuş. Ve ya Rabbi diyor, bu işçiye ödediğim bu ücret senin hoşuna gittiyse aç bu taşı diyor. Açılıyor mu açılmıyor mu mağara? Açılıyor. Ya siz hatırlıyor musunuz? Pazar günü vaazda ne geçmişti? Ne geçmişti? Ne dedi Musa Aleyhisselam'ın kayınpederi olacak şahıs? Beni inşallah salihlerden bulacaksın dedi. Gel seninle bir anlaşma yapalım. 8-10 sene benimle çalış dedi. Kızımın birini vereyim sana, hangisi istedi dedi. İnşallah beni salih bulacaksın dedi. Ne dersiniz? Elemanlar diyecek ki bizim patron çok salih bir insandır. Diyenleri var, dedirtenleri var. Sonra zalike işte ha, miskinen, bir de miskin, miskinle fakirin arasında fark var. Ama kimisi diyor ki işte hiç yiyeceği olmayana miskin denir. Kimisi yarınki kadar yiyeceği olmayana, yoksulluk içinde olan insan demektir. Yalnız şöyle bir yoksul arıyorlar. Bir gün ben birisinin için dedim ki bir zengine, bir 5 kilo yağ verir misin dedim. Ben pek istemem, istemeyi beceremiyorum. Bana böyle yaptı. Adresi nerede? Bir gideyim, göreyim, geleyim. Üf, doğrudur ama kalsın abi dedim ya. Biz şöyle bir miskin istiyoruz. Ölüyordu, ben yedirdim, dirildi. Öyle bir miskinlik olmaz ya. Öyle arıyor millet. Ölüyordu. Gittim boğazına. Ya bu bir şeyle bitti ya. Hep yaşıyordu. Ama gerçekten miskin, yoksul. Yakında duyduk, araştırdık. Anlaştık. Yani biz de böyle ölecek adam aramıyordu. O zaten ölmüştür. Zalike işte bu litüminu billahi ve resulü. Bakın burası çok önemli. Bunlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edesiniz diyedir. Ya da imanınız içindir. Ya da iman ediyorsanız böyledir. Bak nereye bağlıyor Allah? Boşanma, ceza, aileyi birleştirme Allah'a ve Resulüne imanımızla alakalıdır. İman kuvvetli, bu işler kolay. İman zayıf, hanımla kavga çok, cezayı ödemek yok. Ve son ayet, ayetin sonu, ve tilke hududullah, işte bunlar Allah'ın hudududur. Ne demek hudud? Sınırlarıdır. Yani Allah'ın sınırları, Kur'an'da çok geçer. Ne demek sınır? Tıpkı ev sınırı, tarla sınırı gibi düşünün. Korunması gereken haklardır. Velil kafirine azabın elim, kafirler için can yakıcı azap vardır. Kafir kim? Bunları kabul etmeyen, alay eden, önemsemeyenler için can yakıcı bir azap vardır. Dünyada da canı yanar. Ne oldu? Kur'an aileyi kurtardı şimdi, değil mi? Allah aileyi kurtardı, geri dönüş yolunu gösterdi. Bunları yap dedi, hanımına dön dedi. Hatta bir rivayete göre adam demiş ki köle azat edemem. Anladık onu. İki ay oruç tut, tamam. Onu da anladık. Fakir de yok ya, fakir de verecek durumum yok. Ya da çok az var. Yardım et demiş. Efendimiz ona biraz şeyler bulmuş. Al bunları götür dağıt demiş. Öyle de var. Farklı versiyon da var. Bu da var. Yani buradan şunu görüyoruz. Demek ki bir hocaya gidiyor biri. Aileyi kurtaracak fetva bulmak lazım. Yani şunu nasıl boşatırım? Tamam gitti. Öyle değil. Boşamayı hangi müçtehit, hangi alim,
hangi yorum bu aileyi kurtarır? Ama burada bir şey daha var. Bir vaizimiz dedi ki, benim günah tırım, kamyonum doldu. Yeter artık, fetva veremiyorum dedi. Millete fetva vermek bir vebaldir. Cüret ateşe layık olmaktır. Onun için de fetvadan eskiler çok kaçınırlardı. Şimdi adam diyor ki, hocaya sordum. Ya ne hocasına sordun? Cami imamından, müezzininden, camide burada vaazdenden öyle. Bu ne işin? Talak bahsini bilen bir hoca olacak. Deneyimli hoca olacak. Öyle bana göre. Şimdi Bitcoin'i söyle. Ben nereden bileceğim Bitcoin? Öğren. Nereden öğreneyim ben? Öğrenmem için para olması lazım. Almam, satmam lazım. Yahut da onunla ilgili iktisat fakültelerinde okumam lazım. Ama şunu iyi biliyorum. Keramettir. Bu işe geçecek dünya. Biz itiraz edelim etmeyelim. Bu işe geçecekler. Tıpkı kart paraya geçtikleri gibi. Var ya, kartlar çıktığı zaman Visa kart kimse kullanmıyor diyor. Var 3-5 kullanmayan ama milletin canını okudular. Herkesi bankaya soktular. Emekliye promosyon dediler. Öğrenciye dediler. Bir öğrenciye 4-5 tane kart aldırıyorlar. Ya bir tane yetmez mi? Onlar diyor bir bankadan al, öbür bankadan al, bundan al. Niye? Bütün memurları bankaya mecbur etti. Halbuki biz müftülükten maaşımızı alıyorduk. Böylece faize, karta, taksitli satışa, o Bitcoin olacak. Hatta öyle olacak ki hoca buradan vaaz edecek bir gün. Gençlere söylüyorum, Bitcoin'lerinizden Kur'an kursuna gönderin diyecek. Ben yurt dışında bir camiye gittim. Baktım bir televizyon ekranı var. Burada bir tane kart makine, kart geçecek şey var. Bu ne dedim? Kartı çıkarıyorum. Buradan tırırırt geçiyorsun. Şu kadar dolar, frank, euro camiye bağışlıyorsun. Karttan bağış. Şimdi ben sudan desem ki Cemaat-ı Müslümin Orhan Camii 22.85 misal olsun diye söylüyorum. 10'ar lira verir misiniz? Hadi bakayım. Bir telefondan tık parayı alıyor. Televizyonda 10 dakikada 2 milyon topluyor. 10 dakikada 2 milyon ne makbuz var, ne kağıt var, ne kayıt var. Oluyor mu, olmuyor mu? Oluyor. Biz burada bana atıyoruz. Yani. Olmaz mı, olmaz. Ya ne olmazı? Millet oturduğu yerden uçak bileti alıyor. Telefon kablosu alıyor. Neredeyse oturduğu yerden evlenecek millet. Biz var buradan. Ondan sonra ben hocaya sordum. Ha, hangi hocaya? Hangi hoca nerede yaşıyor Allah aşkına? Nerede yaşıyorsun? Evet. Telefon alırken akıllısını alıyor. Fetva verirken akıllısını veremiyor. Ha, biz Bitcoin'e teslim olalım demiyoruz. Ama Müslümanlar, para politikasını bilen, burada vaaz eden demiyorum. O ticaret sanayi odasında konuşan, dünyaya para politikaları öğreten, yeni para birimleri çıkaran, parayla ilgili, bakın, para işi o kadar zor iş ki peygamberimiz peygamberliği döneminde kullanılan para Bizans parasıyla İran parasıdır. Altın ve gümüşler. Şey parası. Peki peygamberimiz para bastırmış mıdır? Hayır. Paranın niye? Dört halife para bastırmış mıdır? Hani İslam'ın parası nerede? Ta Emevi döneminde ilk paralar basılmıştır. Niye basılmamış? Ya parayı bastım demekle kullanılmaz. Ben anlatamam bu işi de burada anlatacaklar var. Ne nasıl olur? Emevi döneminde, Emeviler zamanında yün işi yapan, kumaş işi yapan makineler, ustalar Mısır'da getirilir. Yani ticaretin merkezi Mısır yapılır. İktisadi güç oluşturulur, paraya değer konulur, mecbur edilir ve müşteri gelir, para dolaşıma girer. Öyle ben koydum para demek de oluyor mu? Olmuyor. Ama bu benim işim değil. Müftünün işi de değil. Kimin işi? Bu iktisadı bilen, siyasi gücü olan, çalışkan bir toplum ve ümmetin işi. Allah işimizi kolay eylesin. Hakkınızı helal edin. Lillahi'l-Fatiha.